Sadece 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kendi güneşimizin, evrendeki tüm yıldızların ortalama bir örneği olduğunu biliyor musunuz? Güneş, yaşamının ana dizilim aşamasında bir G2 sarı cüce yıldızı olarak sınıflandırılır. Güneş, 4,5 milyar yıldır hidrojeni özünde helyuma dönüştürüyor ve 7 milyar yıl daha bunu yapmaya devam etmesi bekleniyor. Güneşin yakıtı bittiğinde, şimdiki boyutundan kat kat daha fazla şişerek kırmızı bir dev haline gelecek. Genişledikçe Güneş, Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya'yı tüketecek. Tüm yıldızlar yerçekimsel olarak çöken soğuk moleküler hidrojen bulutlarından başlar. Bulut çökerken birçok parçaya bölünür ve tek tek yıldızlar oluşturmaya devam eder. Malzeme, çekirdeğindeki nükleer füzyonu ateşleyene kadar kendi yerçekimi altında çökmeye devam eden bir top halinde toplanır. Bu ilk gaz büyük patlama sırasında oluşmuştur ve her zaman yaklaşık %74 hidrojen ve %25 helyumdur. Zamanla yıldızlar hidrojenlerinin bir kısmını helyuma dönüştürürler. Bu yüzden Güneş'in oranı daha çok %70 hidrojen ve %29 helyumdur. Yıldızlar sürekli olarak kendileriyle çatışma halindedir. Bir yıldızın tüm kütlesinin kolektif yerçekimi onu içe doğru çeker. Bu durumu durduracak hiçbir şey olmasaydı, yıldız mümkün olan en küçük boyutu alana kadar milyonlarca yıl çökmeye devam ederdi. Ama yıldızın kütle çekimsel çöküşüne karşı geri iten bir baskı vardır: Işık. Bir yıldızın merkezindeki nükleer füzyon muazzam miktarda enerji üretir. Fotonlar yüzeye ulaşmak için yıldızın içinden yolculuk yaparken dışa doğru itilirler. Bu durum 100 bin yıl sürebilen bir yolculuk olabilir. Yıldızlar daha parlak hale geldiğinde dışa doğru genişleyerek kırmızı devler haline gelirler ve basınç bittiğinde beyaz cücelere dönüşürler. Tüm yıldızlar tek başlarına görünebilir, ancak çoğu çift olarak gelir. Bunlar iki yıldızın ortak bir ağırlık merkezi etrafında döndüğü ikili yıldızlardır ve 3, 4 hatta daha fazla yıldıza sahip başka sistemler de vardır. Tüm yıldızları bir araya toplayıp yığınlar halinde koyabilseydik, en büyük yığın kırmızı cücelerden oluşurdu. Bunlar Güneş'in kütlesinin %50'sinden daha az kütleye sahip yıldızlardır. Kızıl cüceler, Güneş'in kütlesinin %7,5'i kadar küçük olabilir. Bu noktanın altında yıldız, nükleer füzyona başlamak için çekirdeğinin içindeki sıcaklığı yükseltecek yerçekim basıncına sahip değildir. Bunlara kahverengi cüceler veya başarısız yıldızlar denir. Yıldızların rengi kırmızıdan beyaza ve maviye kadar değişebilir. Kırmızı en soğuk olarak 3500 Kelvin'den daha az sıcaklıktadır. Güneş gibi yıldızlar sarımsı beyazdır ve ortalama 6000 Kelvin civarındadır. En sıcak yıldızlar 12000 Kelvin'in üzerindeki yüzey sıcaklıklarına karşılık gelen mavilerdir. Böylece bir yıldızın sıcaklığı ve rengi birbirine bağlıdır. Kütle, bir yıldızın sıcaklığını tanımlar. Galaksimizde 200 ila 400 milyar yıldız vardır. Her biri uzayda ayrı bir adadır. Belki gezegenleri vardır ve hatta bazılarında yaşam olabilir. Ancak bu durumda evrende 500 milyar kadar galaksi olabilir ve bunların her biri Samanyolu kadar çok veya daha fazla yıldıza sahip olabilir. Ancak yine de karanlık bir gecede gökyüzüne baktığımızda görebileceğimiz yıldız sayısı 2000 ila 2500 arasındadır. Dünya'ya en yakın yıldız 4,2 ışık yılı uzaklıktadır. Başka bir deyişle ışığın Dünya'dan yolculuğunu tamamlaması 4 yıldan fazla sürer. Şimdiye kadar Dünya'dan fırlatılan en hızlı uzay aracı bile buradan oraya varmak için 70 bin yıldan fazla zaman harcamak zorundadır. Yıldızlar arasında seyahat etmek şu anda mümkün değildir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.